Aşkım hazırladım gece. Okşancım hazır. Süper Fabriye. Evet, Süper Fabriye'ye gidiyorum. Öbür sefer bu kıyafetimi siyah saçla kullan demiştiniz. Ben de saçlarımı, o kıvırcık saçlarımı düz fön çektim ve siyaha boya attım. Küründen madiden. Nasıl olmuşum? Şöyle. Bakın. Roman kızı. Roman kızı oldum bugün. Bu tam roman kızı oldun değil mi Lorena? Evet. Ha, güzel aynen. Çok güzel oldun. Tamam. Thank you bebeğim. Ah darlingler. Bir sokağımdayız. Evet. Şimdi Süper Fabriye'ye gidiyoruz. Benim burada Harbiye'de. Yakın bir yer zaten. Şimdi beni herkes şarkı çıktım zannediyor. Yine biraz yerine sorayım ama. Olsun. Sevim balık oluyor bu kız. Ne güzel. Sevim mi güzel? Tamam. Ah bebeğim. Hemen şurada. Ben bir ara erkek güzellik yarışmasında jüri üyesi olmuştum ya. Oraya gidiyoruz. Eğlenmeye. Ay çarkları buyalar var. Yemin ederim. My God. Oh my God. Yavrum Lorena nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de yeni aklıma geldin. Yeni aklıma geldim kendimi övmekten. Nasıl şükür oldun mu bugün? Kızlar şükür oldum valla. İnşallah oturacak yer buluruz orada. Banka nerede? Ha şurada. Evet ama orada kulüpte bir şey video çekemem. Çünkü orası Club Sterling Fitness'in yeri. Orada çünkü Club müzikleri çaldığı için şey olmaz. Şeyi çekemem. Tehlife girer. Bugünkü videoda sanat müziği falan vardı. Hadi neyse yine tehlife bir tanesi girdi. Onu da attım zaten. Anladın mı? Derling. Fazla makyaj yapmadım. Küründe. Ben de hiç yok. Bu tam gacıvari oldu. Ben dedim ki ama dedim yanımda bir erkek olsun. Bir yanımda dedim. Erkek de bu. Yanındaki beni koruyacak olan erkeğim de bu. Acaba ben mi korurum onu mu? Bu kaslarla onu beni korur bilemedim yani. Seni kuru fasulye. Vallahi kulüpte bir şey çekebilir miyim, çekemez miyim bilmiyorum. Çekerim sorun yok da. Şey, müziklerden dolayı sıkıntı olabilir. Anladım. Devam edeceğiz de bakalım. Binleri nereden geliyordu? Bak, Harbiye çark yerindeyiz. Ay çarkı karşıya geçemiyoruz. Neredeydi bu kulüp? Şurada mıydı? Hayır orada değil, ilerideydi. Emin misin? Nerede? Küçük ileride değil miydi? Aynı bu sen hani gittin diyorsun. Ama hayatım, nevrim bandı. Tamam da benim adres bulmak olsun, ben çok kötü biliyorsun. Ha ileride bak, o botanın çıktığı yerde bence. Otlarda yürüyoruz. Şu halimle bak. Prenses hali. Ha bak arabada gördün mü ne dediler? Evet. Ne dediler? İbni. Evet. Sana dedi. Ay, değilsin aşkım, ne demek? Ay. Gel aşkım gel. Ah. Sen nasıl oldu benim damamısın? Beni yalnız bırakıyorsun. Şurası mıydı? Herhalde buradaydı ya, vallahi buradaydı. Burada. Dur şimdi anlarız. Bakın. Burada, burası olamaz. Burası otelin yeri burası. Evet. Bak burası da şu giriş. Titanlar, ringo ringo titanlar. Çamura mı düştün yani bensiz? Yıllar sonra bu tarz kulübe ilk defa geliyorum. Disko tarzı burası. Böyle şovlar da var değil mi? Evet. Gogo boy var mı? Evet. Evet, man. Dansöz de var. Hangi Didem? Şey, oryantal. Ha iyi, hadi bakalım. Evet, şimdi giriyoruz. Az kaldı. Evet, burası mekanımız, burası hayatım. Şu ilerisi. Giriyoruz. Şurada, şöyle. Ges kodunda bir hastalığı yaşadık. Sonuçlarımızı kontrol edelim. We'll be right back.
vallahi burası kulüpten daha çok güzel çıktık. Kulüpten kovulduk. Kovulduk değil mi? Çok güzeldi. Keşke kovsalardı da vallahi erkenden belim ağrımazdı bu kadar. Bakın geldik yine. Sokak kızı İrma ne olacak? Yine sokak kızı sokaklarda. En güzeli sokak. 100 kere sandalye istedim, vermediler. Asla. Belim şu an nasıl ağrıyor anlatamam yani. Bunlar kolye diş mi düşünmüyor bunlar? Sen sabah aklım fikrim ki kolide ya. Aynen abi. Kız bu ne ya? Sen zaten cross dress olarak full koli alıyorsun. Lorena. Ha ben koli moli hayatım bitmiş benim. Ay gel, ay sonra kalabalıklaştı. Ay. Hala tutar. Vallahi telefonu birine indireceğim şimdi. Şimdi ne yapalım? Taksiye binelim. Benim evim karşısında duruyor. Ay, bakma milletin laçolarına senin ayı dövecekler. Boş ver onların bir günleri yürü. Yürü hadi kalk. Ay kalk gel. Hadi gel. Gel diyorum hala orada gelsin. Öf. Ay benim gördü asıl. Ay. Ben sana söyleyeyim mi? Asla bir daha gel. İşte para verseler gelmem. Yani. Allah korusun. Babam ben oturamadım bir yere niye para vereyim ya? Tamam. Aynen. Tamam parayı sen verdin ama. Evet parayı ben verdim. Tamam senin de param benim param. Benim param yine benim param. Allah Allah. Ne yap taksiye mi binelim? Ne taksiye binelim? Sen nereye gidiyorsun? Ben seni eve bırakayım. Hayır taksiye binelim. Ben şu şeyden abi alacağım. Taksiye. Hadi ben sana şey parasını veririm taksiye. Hadi gel. Gidelim. Taksi parasını vereceğim ya. Allah. Ben sana veririm bak, ya. Bak. Veririm şeyi. Ben şuradan habbe alacağım. Evimde habbe yok. Tamam habbe al. Ben. Oradan ben eve geçerim. Habbe alacak yer yok. Taksiyle binmemiz lazım. Geldin habbe alacağım ben. Yok yiyip de geçeceğim. Hayır şuradan dönelim. Yiyip de geçeceğim. Sen biliyorum habbe. Tantrik canım tantrik istedim. Tamam ben de tantrik. Hadi gel. Ben. Şuradan bir taksi görüyorum. Aa ne yapayım ya? Şuna binelim. Söyle bakayım alacak mı seni? Evet. Senli buyur. Evet. Hangi altı sonra Fihar diye. Evet. Onu çekiyor. Ay yine açtım kız. Ay bu neler neler diyor. Ay. Taksiye bindik. Bu şu siyah şeyin içine soksana. Diyorsun. Ha çek onu. Çok yorulduk anne. Ay, çarka çıktım. Ben eski kulüplerde çalışan insan olarak söylüyorum. Ay. Ay çok. Bir daha beni yani bilmem ne yapsalar. Yok anam. Üstte para verseler asla. Ben gelirim. Ay yok. Hayatım oturma olsa tamam. Oturmalı yer yok. Bak biz bak. Bak burada oturmalı yer var da kapanmış. Geçen Türk'ü bara falan gittik. Orada hep oturduk. Ay hayatım yok. Ay. Canım kol istiyor. Benim yaşım da ilerledi. Ha bu da kaldıramıyorum. Aşkım aramızda 4 yaş var. Bir de giyinmişim şey gibi. Aramızda 4 yaş var. Kına gezeli kızlar gibi giyinmişim bir de. Ben senden 4 yaş büyüğüm. Hadi durduk taktı şurada. Bu sefer bunu ben vereceğim. Yürüyün mü? Ben hayır canım benim çok kötü. Durdur bir taksi. Dona. Hayır yürü. Durdur taksi. Ay demem yürüyor gidelim. Durdur bir taksi. Evet evet. Şuralar geldi. Aha madilik var. Bardak kırdılar sana bakarak. Senin dönümü olduğunu anladılar. Bardağı kırdı aldılar. Aynı bu taksi de yok. Aynı bu taksi. Hadi olmuş bu iş. Taksiye girelim. Ay gel gel yürü. Taksi. Ay şurada bir taksi var gel. Kız ne gezmesi beni anam ağlamış burada gezmekten bahsediyoruz. Belim ağrıyor diyorum sana. Kanka buradan söylesek daha güzeldi. Sonra da millet diyor ki okşam ne kadar memnuniyetsizsiniz diyorsunuz bana. E ne yapayım memnuniyetsiz mi yani? Yapacak bir şey yok. Burada daha güzel yemekler var. Belim ağrıyor. Hadi belim ağrıyor. Ne yemeği? Ay yok artık söyledik ya. Dürümcünün. Taksinin içinde kimse yok mu? Adam uyuyor. Tıklasana şunu. Hadi. Tıkla onu. Yok.
Ay adam uyuyor. Öyle tövbe ya. Madilesen uyan. Kız kamera var. Kolilesen uyanma. Sen ne kadar erkek çıktın başıma ya. Sen laço musun? Evet. Sen erkek misin? Ben erkeğim. Kalkıp da böyle S ile başlayan K ile biten kelimeleri kullanıyorsun. Erkeğim lan ben. Maşallah bayağı erkeksin. Şöyle benim üstümdeki elbiseler sende olmalıydı. Evet. Bakalım kim erkek. Kaç tane taksi durardı o zaman. Keşke aşağıdan da senin için de yolun kabasını almıştık. Kabasını mı almıştık? Kabasını. Aa. Evet. Nasıl alıyorsun? Şu adam bize bakıyor, bir şey yapsın. Belki bedava götürürüz. Merhaba. Ama sen de. Kela Avlan kitabını yazdım diyorsun. Alıkma şor şopundan. Kela Avlan kitabını yazdım diyorsun. Adamlar suratına bakmıyor senin. Ya abi. Gelen benim kitama bakayım, bilmem ne. Seni benim yanında şey zannediyorlar. Pezevenk. Hayır, estağfurullah. Kodoş, kodoş da böyle. Kodoş. Kodoş daha kibar. Nonoş. Ay taksi, ay iyi harbi. Evime gitsen bari aynı rahat edeceğim değil mi? Nonoş kodoş. Ay bak bak, kominibüs kurdu, bak bak orada. Evet. Biz gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz. Siyah camlı. Yapma öyle kız, ahlak ol siyah camlı. Vallahi gelmeyeceğiz dedim, bize buldu. Ahlak polisler. Çağırdım. Çağırır kız. Çağırır çünkü ahlak o yüzden. Burası otostop yeri. Aa. Tabii canım burası. İstanbul'un en büyük otostop yeri. Burası Kelav Lubunya'da anlaşıyorlar, anlaşıyorlar diyorum. Gazına baksana herkes, ay herkes Kelav olmuş. Ya biz de Allah için sağ olun. Ay ben bir, ay. Otele çuvallarla gidiyorum. Ah ben götüm okula evime bir gitsem. Ah o bokları öpeceğim. Aman aman aman, ay. Vallahi kız bak şu araba çok kaliteli, sana bakıyor. Kırmızı olan. Vallahi sana bakıyordu. Bakıyor mu? Tabii senin burnundan anladı neyin ne olduğunu. Anladı adam. Bak dedi, şimdi ben kaçalım. Geliyordu mu oğlum? Evi az kaldı. Bir ton yolu yarıladık. Takip ediyor. Arkadan bakıyor. Bu da bakıyor. Hey dostum. Yapma, boş ver. Laf atanlar laf atma. Sen i̇şte kadınsın. Laf atmıyorum. Laf atanlar laf atarsan ne olur dayağı yersin oturursun. Kimse beni dövemez. Ay nasıl dövemez? Aa bugün ne kadar kimse dövemedi beni. Seni mi dövmedi? Aynen. Geçen de neyse anlattığını anlatmayayım boş. Tırmalamışlardı. Dövmediler, tırmalamışlar. Banyo... O da beni evden kovdum diye. Banyoyu kitlemedi mi kendine? Kovdum diye. Ama kitledi kendini sen mi? Neyse boş ver, anlatma bunları. Ayıp. Ayıp değil. Aa. Canlı mutfağa da girelim mi? Tersin sesine benziyor. Ay ben evime gideyim daha. Bir de altıma işeyeceğim. Aa, tabii canım. Üç kere tuvalete girdim ben. Hem işeyeceğim hem de öbürü. İkisi bir arada. Vallahi 20 lira para aldılar tuvaletten. Ya ben çıktım şu para almadım hemen. Ben verdim. Belki sen mi verdin? Evet. Tuvalet para bu da. Evet. Ay canım benim. Tuvalet paranı da ben verdim. Tamam ben sana sonra veririm. Yok sen bana verme. Tuvaletten alıyor mu buradan para? Gelsin. Alıkma öyle, alıkma. Aşkım alıkma öyle ya. Tamam da video çekiyorum, şu an bir şeyler söyleme. Ne söyleyeyim? Beni aileler için herkes şeyi ver istiyor. Absürt konuşma. Beni aileler izliyor, baksana haline. Aileler izliyor, dön memelerini çekiyor. Onda yumruk izliyor, görürüz de şimdi. Aa merhaba, naber, nasılsın? Videodayım, sen çektirmezsin kendini. Çıkar. Anne çıkar. Çıkar abi. Hatırlamadın mı beni? Bebeğim. Kare diyorum her gün internetten görüyorum. Ay sus ne haber nasıl iyisin? Yalnız geçen gün seni gördüm. İnternetten şey çıkıyorsun ablacığım. Kilolu. Seni görüyorum. Daha beğeni yap. Hüce Lüsü. Aa evet evet. Şey, ben seni tanıyorum zaten. Hayır. Ben seni tanıyorum zaten aşık olsun. Şeyi görünüyorsun. Bu da tanıdık. Yarma gül gibi. Ayı gibi diyor biliyorum. Hayır ben keşten sen şey gördüm böyle. Şu kadar küçük bir şey. Geçen gördüm. Şu anda hangi? Normalde daha şey misin? Yapılıyor mu? Kız ya. Olur mu? Beni videolarda daha iri diyorlar. Hayır. Ben video... Allah Allah. Ben videoda. Ha. Sen video... de çok nağırıyorsun ama. Nağırıyor. Ya şey gibi şurada süper fabrik var ya. Ha. Oraya gittik. Ay oturacak yer yok. Benim fıtığı var bende. Elim ağrıdan öldüm. Mahvoldum. Biz onunla selamlaşıyoruz. Abi sen şeyini seviyorum. Kız biz buradan gittik ya. Şurada YouTube'da izlersin kendini abi.
Yok, seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Neyim ben? Doğal espri yeteneğine. Vallahi seviyorum. Çok keyif alıyorum yani senin demekten. Şeyi sevmem yani, bunu söyleyeyim. Çok eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Şeyi sevmem böyle hani. Yaldavlayı sevmem. Biliyorum, biliyorum. Aynı ama şey geçen de konuşmuştuk biliyor musun? Hani gündüz. Ben seni hiç konuşmadım. Gündüz. Ya. Ne zaman? Sen abi hatırlamıyorsun. Aa, ne zaman? Gündüz. Vallahi gündüz konuştuk seninle. Aylar önce. Burada hem de şurada yemin ediyorum. Aylar önce yemin ediyorum sana. Ay ben yaşadım. Benim seni gidip unutuyorsun, elma soran çok mu içiyorsun? Ne yapıyorsun? Beni de mi hatırlıyor musun? Eski kolinkacı var oldu ya. Evet. Sen misin diye. Eski Mahmut. Aa, ama bu güzel de Mahmut sen misin? Ne hale geldin Mahmut diye. Evet, Mahmut diye var oldu. Bak güzel kadın. Eski sevgili. Eski sevgili. Şimdi olmuş. Hadi kız daha gidelim çünkü bize şey sipariş geldi. Eve. Siparişimiz var, çok geç kaldı. Ne evet diyorum. Sen buralarda oturuyordun bak, hatırlıyorum seni. Senin araban yok muydu, ufak bir spor bir araban değil mi? Bak gördün mü? Ben biliyorum canım. 17 sene oturdum. Aşkım ben Babil Sözü'deymişim. 17 sene oturduk orada. Şimdi Kurtuluşa Sözler beni araplar geldi. Evet. Bir şey diyeceğim. Yakında Belgrad ormanlarına sürecekler hepimizi. Öyle görüyoruz. Sus. Hadi aşkım öpüyorum seni. Hadi. Tamam, hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Ay bu lobiye de herkesin telefonunu alır. Tamam o lobiye iyi bir lobiye ama o da aynı yani. Bak ben orada sipariş verdik şimdi. Ay lobiye, ay hakikaten bu lobiye tuhaf ya. Bak 15 dakikada gelecek demişlerdi. Lobiye hala bir tane lobiye gördüm onun peşinde. Lobiye tam o lobiye de tanıyor. Ay aşkım ben de seni övüyordum. Valla seni, hay senin sana kadar güzel şeyler söyledim. Çok iyi bir insancıl diyordum. Ama sen insancılsın gerçekten. Evet. Yani insanları seviyorsun. Hiç insan gördün mü ömründe? Vallahi insan, o kadar insan gördüm ki. Ne? Kaç insan görünce ne hissediyorsun? Çok iyi şeyler hissediyorum. Senin hislerin var mı? Aynen. Yani sana çatal batırsam hissedebilir misin? Kıçına çatal batırsam. Aynen. Peki baltayla seni ortadan ikiye ayırsam hissedemezsin. O an bitmiş olursun çünkü. Anladın mı beni? Sen niye orada zaman kaybediyorsun? Bir de o sipariş gelecek. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Kaydediyorum. Tamam mı? Neyi kaydediyorsun? Kaçayım. Niye kaydediyorsun? Belki ararım. Bak şimdi orada. Ay altına içeceğim, ben de altına içeceğim. İsmi neydi onun? Ay ne bileyim ben onu, kimin? Ne bileyim ben, tanımıyorum ki. Biz tanıyorum dedin ya, spor arabasına bana ne kadar kız şey. Ne bileyim ben, salladım onu, evet dedi. Evet. Benim ismini ne? Sen kimsin o? Aytar mı oldu? Ay ben evime gideyim ya. Ay çok, vallahi çok kötü oldum ya. Yeter ya. Ay sürekli çekiyor bu diyorlar. Bana mı dediler? Vallahi öyle diyorlar resmen. Ay inanmıyorum. Ay ne kalabalık bu çatı. Aman Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim vallahi. Kalabalık. Bu kalabalık. Ay kulüpler dağıldı o yüzden. Okul dağılmış gibi. Sanki okullar dağıldı. Kulüpler dağıldı ya. Ay kolum dağıldı. Ay sus. Cüzdan? Sen dalga geç. Ne yapayım ben erkek kemerle bir erkek cüzdanla? Kadın cüzdanı da var. Kız bu kadın cüzdanı mı? Hayır bana bir şey başlattı. Bu ne? Bu kadın cüzdan değil mi? Kadın cüzdanı da vardı. Kahverengi deri, yılan derisi. Nerede? Orada. Hangi tarafta? Solda mı? Sağda mı? Sağda. Aa. Türkan Şoray. Ay. Ay evime gideyim de boktan halime bürüneyim de ay mutlu olayım. Ay 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 yok. Dışarılar bana göre değil. Rezillik bile. Vallahi çok pişman oldum. Yemin ediyorum aşkım. Senlik bir şey yok. Senlik bir şey yok. Tamam sen hayatım, senlik bir şey yok. Benlik demiyorum. Ay yok. Ay yok, bana ben kaldıramıyorum hayatım. Gençler için uzatma, orası. Uzatma, hiç şey yapmıyorum, uzatma. Bak hep bütün sar... Uzatma.
Ay adam anahtar. Kaç kaç hızlı hızlı. Hızlan hızlan ipne dövecekler bizi. Uzun sevmiyorum. Allah seni kahretmesin. Kız uzatma deyip duruyor gacı. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Ben eve gidiyorum zaten. Ha, sen gidecek misin? Hadi öpeyim seni. Teşekkür ederim her şey için. İyi geceler. Hadi sağ ol canım benim. Hadi git. Ay. Ay. Bütün ay telefonum ne? Ha telefonla kamera çekiyorum pardon. Vallahi telefonum ne dedim bir de. Of. Ay altıma hiç emin ederim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Alttan çekince şeyimi gıdıma baksanıza. Alttan çekince gıdım nasıl çıktı. Ay. Kız mahallede hiçbir yer kapatmamış. Şimdi var ya bütün mahallede tanıyor beni. 20 yıldır burada oturuyorum. Şimdi diyorlardır bu halde nereden geliyor bu salak diye. Ay halime bak. Ay ben kilavlığı bırakmıştım. Şu kilavlığı bıraktığımı söylemiştim yıllar önce. Ve şimdi çarktan gidiyor zannediyor bütün mahalle. Eyvah eyvah. Of. Vallahi ben öyle düşünüyorum dedim. Ay kendi şu an en büyük isteğim ne biliyor musunuz? Eve gidip tuvalete girmek. Şu an en büyük isteğim o. Ay insan yürüdükçe demek ki insanın bağırsakları çalışıyor. Demek doğruymuş. Yürümek faydalıymış. Ay. Uf. Ay sen eksik. Ay. Bana alıkıyorlar. Anam ben de çok güzel oldu bugün. Baksanıza. Nasıl alıkmasınlar. Onlar da haklı. Ay. Ay şu adam durdu be Allah'a. Şu adam sağlı sollu gerimi alıkıyorlar. Hemen kaçayım ben. Yoksa postu deldireceğim. Eve gidelim direkten. Anladınız mı? Ay rezil oldum ben rezil. Mahalleye rezil oldum. Vallahi billahi. Of. Ay. Of. Ay. Ay az kaldı evime. Ay şurası az kaldı. Gideyim evime de. Boktan halime dönüşeyim. Yine aylar da. Ah günahlar da. Sevgiye hasret. Feryatlar da. Sensiz ahlar var, ah günahlar var. Sevgiye hasret, feryatlar var. Ah ah ah. Yine elektrik gitti. Ah elektrik gitti yine. Ceyran gitti yine. Ay ay. Bu ne ki daha? Geçen şey yapmıştım ya. Gitmişti, şimdi yine gitti. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Kazıyorlar kapının önünü bak. Dur bakayım çekeyim bakayım. Ay çok da umurunuzdaydı değil mi? O kuşan elektriği gitmiş. Tabi umurunuzdaydı. Hemen yapıyorlar bir şeyler işte burada. Gördün mü? Hii. Kız bir şey diyeyim mi? Yolda laçolar oturuyordu. Ay beni hortlak gibi gördüler. Neyse. Ben de dedim bu karanlıkta biraz sohbet edeyim bari dedim ne yapayım. Geliyorum. Beni de görün gül yüzümü. Mum da bitiyor. Her şey bitiyor akşam. Mum bitmiş çok mu? Bu sesten benim sesimi nasıl duyacaksınız? İnşallah duyarsınız. Ay. Işıtmıyor hayatım. Mum ışıtmıyor. Ne yapayım? Anca bu kadar. İstanbul soğudu. Bakın yorgan. Yok yok be soğuma değil de ben şey yaz kış böyle hayatta ben hep şeyim böyle. Yorgansız yatamam. İlla üstümde bir şey örtülü olacak. Dur şöyle yaklaştırın bakayım biraz. Bak şu gari güzel. Yaz kış yorgansız hayatta yatamam. Bu sesten de var ya. Nasıl konuşacağım bilemedim. Yaz kış üstümde illa bir şey olacak. Üstümde bir şey olmadan uyuyamam. İlla üstümde bir madde olacak yani. Dernekler.
bakayım da. Öbür elektrik kesintisinde şey demişlerdi. Ne demişlerdi? Bir yurt dışındakilere ben sormuştum ya. Ay, trikalarım da çıkmış çenemde. Neyse. Onlar çok inatçı oluyor, yanaşlamıyor. Gitmiyor. Şeyde yurt dışında yaşayanlar bizim burada hep, ben 50 senedir 60 senedir burada yaşıyorum, 80 90 150 200 senedir burada yaşıyorum diyenler var. Yani 150 200 yaşında insanlar düşün. Burada diyorlar hiç diyorlar şey elektrik gittiğini hatırlamam diyorlar. Nereden yazdı bunlar bana, mezarlıklar mı acaba yazdılar? Birisi yazmış. Ben 150 senedir burada oturuyorum yazmış. Gerçekten yorumda. Oyuna bakın da görün yorumu. Doğru kür değil ya, yalan değil. 100-150 sene demek ki bayağı yaşamış. Neyse. Burada gitmiyor demişler. Yurt dışının için yani kendi memleketlerinde. Burada gidiyor anacığım, ne yapayım yani. Bakın ah, her yer karanlık. Makbel mi var yoksa? Magrip mi yoksa makbel mi? Ben bir de böyle elektrikler kesince hep aklıma kötü şeyler geliyor ya. Hep kötü şeyler düşünüyorum. Aklıma korkunç şeyler geliyor aklıma. Böyle yapmışken bir anı değil de bir olay anlatayım size. Ama çok korkunç ya. Ay, anlatmasam mı acaba? Çok korkunç bir şey. Anlatayım mı? Ya da anlatayım bari. Anlat gitsin. Sal gitsin okşan. Aslında ben iki kere trans cinayetleriyle alakalı video yaptım. İki kere yaptım. Kafam iyiyken yaptım, yalan değil. Kafam iyiyken yaptım. Ertesi günde hep sildim. Aynı benim yayınlayasım gelmedi böyle. Çok ağır şeyler yani. Birkaç defa canlı yayınlarda anlatmıştım buna benzer şeyler ama bir tane anlatayım size, en vahşisini anlatayım. Yani benim duyduğum en vahşisi, bir tane Çingene Gül, Google'a yazın görürsünüz, travesti Çingene Gül cinayeti diye. Ben onu tanırdım. Bu tarla başında filan oturur, tarla başında yaşardı. Çok eski tanırım ben onu. Tanırdım yani. Bunun bir tane takıldığı bu çocuk mu varmış, müşterisi mi, kolisi miymiş, neymiş bilmiyorum. Bu Kurtuluş'ta oturuyordu. Kurtuluş son durak, o civarda, oralarda oturuyordu. Ondan sonra bunu bir şey oluyor. Adam bunu baltayla finalde, sonunda baltayla yapıyor. Allah korusun. Evlerden ayak. Yallah. Ondan sonra ay nasıl anlatsam, ay anlatmayayım bari, çok kötü ya, dur hadi anlatayım neyse. Kulaklarını kesiyor, bunu canlı yaptığı söyleniyor, canlı kulaklarını kesiyor, kafasının etrafına koyuyor sağlı sollu yerlere, böyle şey gibi, sanki ayin gibi, Allah korusun. Ondan sonra burnunu kesiyor, koparıyor burnunu, kesiyor burnunu da kesiyor. Sonra dilini kesiyor, o kenara koyuyor, gözlerini oyuyor, çıkarıyor, kenara koyuyor, bir de cinsel organını kesiyor, ağzına sokuyor. Sonra da baltayla vahşet işliyor. Onları, o öbür dediklerimi canlıyken yaptığı söyleniyor. Bunu çoğu şeyde yazmaz, Google'da yazmaz ama bu maalesef bizim camiada çoğumuzun bildiği bir şey bu, anladınız mı? Bir tane, bir de bana diyorsunuz ya, Okşar niye yalnız yaşıyorsun? Vallahi ben çok kalabalık oturdum ettim yani, yalnız yaşamaya çok alıştım ya, duramıyorum, yapamıyorum başkasıyla. Yalnız yaşamayı çok seviyorum. Böyle yalnız, mesela bazı insan karanlıkta yalnızlıktan çok korkar. Ben hiç korkmuyorum. Vallahi hiç korkmuyorum. Çok. Bir de özellikle karanlık olsun istiyorum. Zifiri karanlık olsun istiyorum. Niye bilmiyorum. Öyle çok daha mutlu oluyorum yani. Evde birisi olduğu zaman, mesela şimdi evde birisi uyusa, arka odada falan birisinin uyuduğunu bilsem, yani kim o anam bacım kardeşim, eşim dostum yandaşım, kim olursa olsun,
tedirgin oluyorum, böyle rahatsız oluyorum ya. Niye bilmiyorum ya. Anam bacım demeyeyim o kadar da. Ay onlar da diyeyim evi. Aynı birim yok yok. Kimseyi istemiyorum. Böyle daha iyiyim yani. Anladınız mı? Ha. İki kişi, üç kişi oturanları da gördük. Al bir tane daha anlatayım size. Bundan yıllar önce İzmir'de Şişko Ahu diye bir Lubunya vardı. Transseksüeldi. Ondan sonra bu yanına şey alıyor. Bir tane travesti, bir tane de şey alıyor. Travestinin kocası. Bu Ahu dediğimin de durumu da fena değil. Evi vardı, arabası bilmem neyi vardı işte. Bunlarda kötü madde alışkanlığı varmış bunların da. Madde kullan, madde içiyorlarmış, tamam mı? O travestinin kocası madde içiyorlarmış. Onda, o Şişko Ahu da adı Şişko, kiloluydu yani rahmetli. Bayağı öyle böyle değil yani. 150 kilo bilmiyorum, neyse obezdi abi, kiloluydu yani, Şişko Ahu derlerdi. Ay neyse bunu şey yapıyorlar. Bunlar içiyor maddeleri böyle içiyorlar, sonra üflüyorlar. İçiyorlar maddelikleri. Bu çok eski bir olay. Ondan sonra ne yapıyorlar? Ahu'yu öldürüyorlar. Boğarak mı öldürüyorlar? Neyle öldürüyor? O kadarını bilmiyorum tam olarak. Sonra şey yapıyorlar. Bunu paramparça edip buzdolabına koyuyorlar. Ya karnınız dondu değil mi? Ama doğru. Buzdolabında bekletiyorlar ve o ceset maalesef buzdolabındayken o buzdolabından da besleniyorlar. Yiyip içiyorlar. Düşünsenize. Bu madde kullananlar gerçekten nasıl bir psikolojiye sahip oluyor anlamıyorum. Neyse. Sonra bunların arabasına el koyuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Sonra buzdolabından bir gece cesedini çuvala koyup götürüp ormanda yakıyorlar. Bunlar o kafayla sanıyor ki ah ev de bizim oldu, araba da bizim oldu. Ahu öldü, ev bizim oldu, araba bizim oldu sanıyorlar. Ama maalesef tabii ki de öyle değil. Onun arkadaşları falan hemen anlıyorlar, polise haber veriyorlar. Bu salaklar da ne oluyor? Kodesi boyluyor. Çok var böyle ya, çok var bu tarz şeyleri. Ben bu tarz şeyleri anlatmayı sevmiyorum aslında. Bu anlattıklarım da Allah rahmet eylesin. Yani. Neyse biraz daha durayım da bir tane de anı anlatayım. Kendi yaşadığım anıma. Karanlıkta güzel oluyor. Dur bakalım. Evet. Bundan yine yıllar önce. Şimdi yine bundan canlarım. Vallahi bak yıllar önce. Çok önce ya. Bayağı bir öyle böyle değil. Çok önce. Evden yeni kaçmışım. Yaşım kürdan. Küçük. Ondan sonra parklara falan gidiyorum bilmiyorum. Ben de böyle hep evden kaçma şeyi vardı. Böyle sürekli öyle şeylerim vardı. Neyse. Bir ildeyim. Çok isim vermeyeceğim bunda çünkü. Olmaz. Bir ilde gittim. Dışarılarda falan kaldım. Otobüs duraklarında yattım. Yani ne kendime eziyet çektiriyorsam anlamış değilim yani. Neyse. Tabii ki sebepleri var da boşver. Neyse. Bir tane moruk. Yaşlı kel bir moruk. Geldi. Bankta oturuyor. Orada park var. Böyle parklarda böyle şeyler çok döner. Bu parklar var ya böyle... Orada burada hani bank olan ağaçlı parklar olur ya şehirlerde. O parklarda böyle bu tarz boklar çok döner. Anladın mı demek istediğimi? Ha. Anladın sen. Bravo. Bu tarz şeyler, olaylar çok döner. Öyle parklarda, tamam mı? Neyse oturdum. Ben de o yaşta da biliyorum bak. Ne akıllıyım değil mi? Parklarda o bokların döndüğünü. Neyse. Çay bar, park, öyle yerler. Neyse. Bir tane moruk geldi. Kısacık da boyu var böyle yani. Ben o yaştayken bile benden kısaydı yani. 1 metre falan. Neyse geldi işte ne yapıyorsun neydi?
konuştu benimle. Aldı beni eve götürdü. Evine. Bu da emekliymiş. Şeyden emekliydi. Hatta nereden biliyor musunuz? Tütün fabrikasından emekliydi. Ondan sonra ama rakıcı. Ay gittim bunun evinde kalıyorum. Aa, zaten terapiler hak getire. Neyse oralara girmeyeyim. Ay bu beni bir de köle gibi kullanıyor mu? Bunun bir de halası mı ne var? Yaşlı bir halası var. Halası ölsün diye dua ediyor Allah'a. Halası ölünce buna miras kalacaktı herhalde. Rakıları içiyordu, içiyordu. Namaz kılıyordu. Rakıları içip içip namaz kılıyordu, dua ediyordu. Namaz kılmayı da bilmiyordu. Mikrop. Ondan sonra ay bir de bana kafası iyi oluyordu. Ay bana saldırıyor muydu? Ben o zaman içki mişki bir şey içmiyordum. Bilmiyordum öyle şeyleri. Ondan sonra bana saldırıyor, kafası iyi oluyordu. Habire bana melemen yaptırıyordu. Ben de başka yemek bilmiyordum zaten. Bir makarna biliyordum, bir de melemen biliyordum. Habire melemen yaptırıyordu, melemen yiyordu, bilmem ne yapıyordu. Sonra bir gün beni gacı kılığına soktu bu. Kafama eşarp meşarp taktı, uzun etek giydim. Bu halasının evine temizliğe gönderecek beni. Temizci kadın bul demiş halası buna. Hani ölmesini istediği halası var ya. Git demiş, temizci kadın bul bana, parasını neyse veririm demiş. Bu da beni temizci kadın temizci kadın diye götürdü mü eve? Ama kadın da anlamadı benim lübunyalığımı. Gacı sağdı gerçekten. Ondan sonra kadın benimle konuşuyor. Ben oraları temizliyorum, burayı temizliyorum bilmem. Ama ne kadar temizlik bileceğim ki zaten. Saf terin tekiydim. Ondan sonra şey yaptı. Kadın bana dedi ki, sen dedi nereden tanıyordun dedi bana. Anladı ya, genç kız, genç kız sanıyor beni. İşte böyle böyle bilmem ne. Ben salak gibi dedim, ben onun evinde kalıyorum. Ama o beni tembihlemedi. Ben dedim, ben onun evinde kalıyorum dedim. Ben de her şeyi anlattım bana ama Lubunya olduğumu söylemedim tabii. Kaçtı, derhal kaçtı dedi. Ben dedi polisi ararım dedi. Sen küçüksün dedi bana. Polisi ararım dedi, bilmem ne dedi. Artık o mu polisi aradı? Kim polisi? Ben orada birkaç ay kalmıştım ama. Neyse. O mu polisi aradı? Birisi, komşular da aramış olabilir. Ya da o kadın aradı. Halası. Polisi. Sonra polisler evi bastı, bilmem ne. Bunu aldılar, götürdüler. Tabii bunu hapse attılar. Benden dolayı. Neyse. Ben yıllar sonra İstanbul'a geldim. O mevzuları biliyorsunuz. İstanbul'a geldim. İstanbul'da ama bebek gibiyim. Titalar böyle kocaman. İstanbul'u sallıyor okşam. Titalar da sallıyor, İstanbul'da sallıyor. Titalar bağırıyor, büyük. Neyse, tita meme, ha, tita. Ondan sonra Ege 96'da çalışıyorum. İstanbul'un en güzel kulüplerinden, gece kulüplerinden. Ay. Sen kalk, bu adam o hapisten çıkmış. Çıkmış. Sonra benim orada olduğumu öğrenmiş. Şahane bir kadın olduğumu, gacı kılığına dönüştüğümü öğrenmiş. Kulübe gelmiş ama kulüp de çok klas bir kulüp, böyle kalite o zamanlar, Ege 96. Bu da bu da sırtında çuval. Çuvalda ne varsa artık bilmiyorum, neleri varsa. Yorganı mı var, yastığı mı, neyi var, böyle homeless'lar gibi. Evsizler gibi işte. Ondan sonra gelmiş benim kimlikteki adımı söyleyerek. O nerede, o nerede diye kimlikteki adımı biliyor ya. Nereden bilsin adım okşan olmuş, haberi yok. Ondan sonra kimlikteki adımı söyleyerek ortalığı ayağa kaldırmış. Ondan sonra garsonlar, bir tane garson vardı. O geldi, o da benim kimlik adımı biliyordu. O garson, tamam mı? Böyle böyle diyor, acaba seni mi söylüyor diyor. Şuralı buralı, seni tarif. Kimmiş o dedim. Yukarıdan bir indim böyle. Ay bir baktım, o hemen tanıdım. O beni tanımadı. Ben gittim yanına, ne yapıyorsun be bilmem ne dedim. Ondan sonra masaya oturttum bunu. Orada konsomasyon yapıyoruz ya, hani içki içip para kazanıyoruz ya. Kulüpte konsumasyon yaptığımız için mesela içki söylüyorlar. Atıyorum 20 liraysa 10 lira bize, 10 lira kulübe diye öyle düşündüm. Neyse, pavyon usulü yani çalışıyorduk. Ondan sonra ben bununla oturdum. Ne yapıyorsun, ne diyorsun dedim buna. Nasıl işte, bunu bana soruyor beni.
benim ben dedim ben de. Ve direkt söyledim. Benim ben dedim. Ama adam şok oldu. Nasıl dedi sen, ne olmuştu, nasıl böyle şöyle böyle bilmem ne. E sen ne yapıyorsun, ne diyorsun bilmem ne işte. Konuştu, etti benimle. Kötü davranmadım. Parasını da yolmadım. İstesem orada parasını da yolardım. Ederdim ama yapmadım. Bir tane içki ısmarladı. O yani hani daha ısmarla, şampanya ısmarla filan derdim. Onun donuna kadar aldırtırdım isteseydim gece kulübünde. Kandırırdım onu. Zaten alkolikti. Mikrop herif. Ha, neyse. Ay hadi sen git dedim. Memleketine git dedim. Benden sana hayır yok artık. Hadi git dedim. Sonra gitti. Sonra bir sene sonra mı ne? Hatta gazetelere falan da çıkmıştı galiba. Şey yapıyor bu. Bu pick-up'lar yok mu? Böyle arkası kapalı pick-up'lar. Kendi gibi yaşlı alkolik mikropları buluyor. Orada bir de kışın kömür yakıyor, bir de şey pikabın demir ya pikap, arkasında kömür yakıyor. Ondan sonra orada uyuyakalıyorlar. Bir tek bu ölüyor, öbür moruklar ölmüyor. Bir tek bu kömürden zehirlenerek nalları dikiyor. Ya bebeğim, kömürden zehirlenerek ölmüş. Ya. Bir gün de bu benim kafama kömürle vurmuştu, biliyor musunuz? Bu şey kömürler var ya, soba kömürü. Onu kafama vurmuştu. Benim kafamdan kanlar akmıştı. Bağlantıya dikkat. Bak, bağlantıya dikkat. Kömürle kafama vurdu ya. Kömürle zehirlenerek geberdi. Godoş pezevenk. Neyse boş ver. Allah rahmet eylesin. Fısı sakız çiğnesin derler böylelerine. Neyse bakalım, belki devam ederim. Bir şey daha anlatabilirim. Dur bakalım. Ha. Ay niye burası mavi oldu böyle? Rengi mavi miydi böyle? Niye mavi oldu? Telefon bozuldu, bir şey oldu. Her yeri mavi, şey mor ışık gibi oldu. Neyse. Anı değil de bir şey söyleyeyim. Bana sürekli soruyorlar. Mesela yazıyorlar gacılar, kadınlar yazıyor bana. İşte okşan diyorlar. Sevgilisi var mesela. Erkek arkadaşı mesela. Kendisine bağlamak istiyor. Bilmem ne. Hayatım, erkekler bağlanmaz. Çok nadir, binde bir yani. O da bir başka bir hesabı vardır da. O yüzden senle yani başka bir hesabı vardır da. O yüzden bağlanmış gibi de gözükebilir. Ya da kendini bağlanmış da zanneder. İşte ne bileyim ben. Yani erkekleri kendinize bağlamak için daha önce söylemiştim ya. Salak numarası yapan, aptal numarası yapan. Mesela ne örnek mesela? Şarj makinesinin fiş tarafını mı telefona sokacağım, yoksa öbür tarafını mı telefona sokacağım, öbür tarafını prize sokacağım, onu bile aptal ayağına yatın. Yani bilmiyormuş gibi yapın. Erkeğinize onu mutlu edin. Nasıl mutlu edin? Onun çok bilgiliymiş gibi, senin salakmış. Kadınlar erkeklerden çok daha zekidir yaratılış itibariyle. Yani Allah kadınları zeki yaratmıştır. Erkekler ise bedensel güçlü yaratmıştır. Kadınlar daha zekidir erkeklere nazaran. Erkekler salaktır demiyorum ama kadınlar daha zekidir. Yani bak, erkeklere vücut gücü, kadınlara da beyin gücü fazla vermiş Allah. Yani aslında eşit gibi bir nevi. Kadınlar da kurnazlık yaparak hem dayak yemeyebilir, hem başlarına iş gelmeyebilir yani. Zeka daha önemli bence, vücut gücünden daha önemli zeka. Ben öyle düşünüyorum. Ay bir de elektrik yokken de hiç insanın yatası gelmiyor ya. Üf. Ne güzel, bir tane de film izliyordum, bu Netflix'te güzel bir film vardı. Tam sonuna denk gelmiştim. Çocuğun beraber olduğu gacı halası çıktı. Ama baba anne ayrı. Ama ne bileyim ben, bir tuhaftı film de. Devamında sonunda ne oldu? Onu merak ediyorum şimdi. Hiç uyuyasım gelmiyor. Karanlıkta hani ben zaten uyumam gerek diye kafama verirsen, böyle okşan uyuman gerek, uyuman gerek dersen hiç uyuyamam. Kendi böyle akışına bırakmam lazım ki anca uyuyamam. Uykum gelirse uyurum. Ay şu saatte uyuyacağım, şu saatte uyumam lazım dediğim anda hayatta uyuyamam o saatte. Mümkün değil. Asla. Asla! Korktunuz mu yine? Bir kere daha korkutmuştum sizi.
Bence fazla korkmadınız bu sefer. Neyse bir deneyeyim dedim şansımı. Yani demek istediğim ne biliyor musun? Hayatı planlı projeli yaşamam ben. Planlı projeli yaşamak insanı mahveder. Akışına bırak. Zaten ne geliyorsa önüne geliyor yani, iyi ya da kötü. Bir de diyorlar ya, insanlar çok kötü. Bu laf var ya. Bütün insanlar geberme. Bütün insanlar bu lafı söylüyor, farkında mısınız? Nerede bu kötü? Herkes diyor ama bu insanlar çok kötü diyorlar ya. Anacım nerede bu insanlar? Kötüler de o zaman bu lafı söylüyor. Lubunyalar çok kötü. Translar da mesela kendi aralarında şey diyorlar. Ay translar çok kötü. Transı sevmez diyorlar. Translar çok kötü diyorlar. Ama bütün translar bunu söylüyor. Nerede bu kötüler? O zaman kötüler de mi bunu söylüyor? Çok karıştı kafam. Bakın bir de ben böyle yatınca, böyle yatıyorum ya. Böyle uyunca horluyorum bak. Kendi horlamama uyanıyorum bak böyle. Böyle yatıyorum ya. Ama yan yatınca horlamıyorum. Ama böyle yatınca horluyorum böyle bak. Bakın biraz yatayım bakın. Deneme 2 daha yapmam. Daha korkutu. Ay yeter canım ha. Millet altına sıçracaksın o kuşa. Yapma. Bir de demin anlattığım olay var ya hani. Yok bir daha korkutmayacağım. Korkmayın. Bitti artık. O kadar da değil yani. Bokunu çıkarmayalım. Demin anlattığım olay var ya hani, dedim ya erkekleri nasıl bağlayacağım diye bana soruyorlar dedim ya. Öyle bağlarsın. Abi ne yapacaksın? Öyle bağlasan ne olacak? Giden zaten, seni seven zaten durur. Ama erkeklerden size aşık olmasını beklemeyin. Erkekler et parçası peşinde kısaca. Anladınız mı? Çoğunuz evlisiniz. Laçonuz koliyi yapıp hemen kaçındırıp yatmıyor mu? Çok nadir böyle koliden sonra ah canım aşkım diye sarılıp öyle yatan olabilir. Öyle de vardır illaki hani. Ama genel bakarsan kesinlikle kadınlar aşk. Kadınlar aşk varlıklarıdır. Erkekler de aşk beklemeyin yani. Yesin, içsin, mıçsın, kolileşsin, yatsın. Erkeklerin geneli bu yani, anladınız mı? Erkeklerin yaratılışı bu. Onlara suç bulmayın. Yaratılışları böyle. Hayvanlarda bile, hayvanların aleminde bile. Görmüyor musunuz o kanallarda? Erkek aslanlar ne yapıyor? Yesişiyor, yatıyor, kolileşiyor. Gaca aslanlar şey yapıyor. Avlanıyor, abileri onlar getirmiyor mu? Bak gaca, hayvanlar da gacılar daha akıllı. Nasıl sürüyle nasıl geyikleri meyikleri şey yapıyorlar. O çizgili zebralara filan, o zebralarda ne et var anam, ay. O kalçalara filan böyle dombur dombur. Koşarken valla benim ay canım çekmiyor da yani hani. Yanlış anlaşılıp bir üzülüyorum tabii ki de hani yazık günah da. Doğanın kanunu yani ama çok bayağı bir et var onlarda. Zebra yeniyor mu bilmiyorum. Ya zebra işte şey ya, yaban eşeği değil mi? Yaban eşeği işte. Fili bile yiyorlar. O filin o kapkalın derisini nasıl altındaki eti çıkarıyorlar bilemiyorum valla. Ha. Demem o ki yani koy verin gitsin yani. Cool olun, cool. Gacılar. Biraz cool olun. Yani fazla düşmeyin. Arkadaşlıklarda da böyle yapın. İlla aşkta değil. Arkadaşlıkta da böyle. Birisinin üstüne çok fazla düşmeyin. Cool olun. Herkes cool olsun. Bakın ne kadar güzel olacak. Anladınız mı? Akışına bırakın. Bir işi kafaya takmayın. Ay yarın ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak? Yok fatura, yok şu, yok bu. Ya da başka şeyleri kafanıza takmayın. Yoksa uyuyamazsınız. Aynı benim gibi. Ya. Ben de takmıyorum. Kelin inacı olsa başına sürermiş değil mi? Kel aynak okşan. He? Kel aynağın başı, ilacı yok ki başına sürsün ya. Ay ben ne yapacağım bu karanlıkta ya, deli gibi kendime konuşuyorum. Bari videoyu açayım da videoya konuşayım dedim ya. İyice saçmaladım. Ama bu iyice karardı. O kadar karanlık o değildi. Mum bu tarafa mı geldi?
O dışarıdan bazen o arabadan ışık veriyorlar herhalde. Sizin mutlu olmanın formülünü gösterecektim. Dur yine göstereyim şöyle. Böyle göstereyim. Nasıl? Mutsuzken nasıl mutlu olacaksınız? Göstereyim size. Bir tane şey lazım. 1,5 litre, 1,5 litrelik. Ay. Sular var ya 1,5 litrelik. Ay senin ağzına bir şey bakayım. Görünmüyorum ayol. Oh. Ay. Şuradan yapsam. Ay kendimi yakacağım. Neyse şöyle tutayım da görürsünüz. Canlarım bak. Ağzı kapalı olsun. Dikkat edin bak. Şöyle yattınız ya bak. Dur göstereyim. Nasıl mutlu olacaksınız? Gacılar. Size nasıl mutlu... çok mu mutsuzsunuz? Mutlu olmak için ne yapacağınızı gösteriyorum. Ama böyle karanlıkta değil yani. Benim lambalarım yok. Sizin lambanız vardır. Şişeyi aldık. Bak. Kafamız alnımızın ortasına, alnımızın dışına koyduk. Yemin ederim beni çok mutlu ediyor. Şaka değil bak. Koyuyoruz. 5 saniye içimizden sayıyoruz bak. 1, 2, 3, 4, 5. Şişe eğer sağa düşerse mutlu olacaksınız. Sola düşerse mutsuzluğunuz daha çok artacak. Ah sola düştü gördünüz mü? Mutsuzluğum daha çok artacak. Ama benim kamera açısı farklı olduğu için bazen belki de siz de sağa görmüşsünüzdür ama vallahi sola düştü. Şimdi mutsuz 3 kere yapacaksınız bunu. Şu an 3'te 1 mutsuzluk arttı, sola düştü çünkü. Böyle bekleyin. Kendi kendine hafif böyle alnınızı böyle yukarı aşağı oynatın. Sağa sola oynatmayın. Sağa sola alnınızı zaten oynatamazsınız kolay kolay. 5'e kadar saydıktan sonra alnınızı yukarı aşağı yapın. O sağa ya da sola düşecektir illaki. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Alnımızı oynatıyoruz. Yine Allah'ın cezası yine sola düştü. Keşke alnım biraz sağa doğru oynatsaydı. Yok öyle hile yapmayın. Zaten alnınızı sağa sola oynatamazsınız. Yukarı aşağı yapabilirsin şöyle. Bak böyle. Böyle yapın. Ne oldu? Ay elimdeymiş şişeyi arıyorum hala elimdeymiş. 3'te 2 kaybediyoruz. 5 kere yapalım. 5 kere yapacağız bunu. 5 kere. 1 2 3 4 5 Oynatıyoruz yukarı aşağı. Ay. Ve sola düştü yine kıstık. Ay kaç kere hep sola düştü. Ay hep mutsuz mu olacağım Allah korusun. Ama benim duruşum da falso ya. Sola doğru yatıyorum. Bak kafanızda yastık olmasın. Ben size öğretmek için yapıyorum. Dümdüz bir yere yatacaksınız. Ve bende yastık var ya. O yüzden sola düşüyor bence. 1 2 3 4 5 Ay arkaya düştü. Arkaya düşünce ne olacak? Aa sola düşünce mutsuzluk, arkaya sağa düşünce mutluluk. Bu sefer arkaya düştü. Tam gerime düştü. Ay. Ay. Şuradan şimdi onu alacağım da. Oradan buranı görmeyin. Ay. Hah. Kapalı gerçi yorgan var. Arkaya düşünce de şey oluyor canlarım. Ortayı buluyorsunuz. Hayır. Arkaya düşünce ne oluyor biliyor musunuz? Onun bir hakkın daha oluyor. O sayılmıyor. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 Kaşımızı yukarı aşağı yapıyoruz. Alnımızı. Yine sola düştü. Oh çok mutluyum Allah. Allah korusun. Ben inanıyorum buna ama yani inanmayan da inanmayabilir. Neyse derlikler öpüyorum. Ben uyumaya çalışıyorum ama mümkün değil. Uyuyamam. Hele şu sesten uyuyamam. Camı da kapatamıyorum sıcak. Bu vanitörü de yakmak istemiyorum. O beni hasta ediyor.
Neyse, öpüyorum canlarım hepinizi. Kendinize iyi bakın. Sizinle sohbet etmek güzeldi. Gerçekten güzel. Tamam canlarım. Ne? Yorum yapın, beğenin, yorum yapın diye yalandan yalakalık mı yapıyorum? Olabilir belki, bilmiyorum yani. Neyse hayatım, öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla kalın canlarım, derliklerim. Hadi.